Geçin içeri. Geç. Tamam. Geldikleri tamam, gibi tamam, giderler. Tamam. Mustafa! Mustafa! Nereye gidiyor Mustafa? Ya Meryem oğlu Mustafa. Ya Meryem oğlu Mustafa. Bu işin sonu yok Halim. Buna anan da razı olmaz, öyle değil mi Hatice? Sen ister misin oğlunun kan davası gütmesini? Yok hocam. İstemem. Bak hocam, seni severim. İlmine, irfanına hürmetim var. Ama bu işlere bulaşmasan iyi edersin. Sen istesen de istemesen de bu işe bulaştık. Mustafa'nın karısıyla oğlu bugünden itibaren benim himayemdedir bilesin. Bak Halim, usta demek baba demektir. Selim ustanın sözünden çıkma. Hadi bakalım. Bismillah de, öp ustanın elini. Sen gel bakayım buraya. Gel. Sen yanaş biraz. Sıkışın, omuz omuza değin, öyle küs gibi durmayın. Allahu Ekber. Güzelin kaderi olmaz derler ya zaten. Kaderi yokmuş Hatice'nin. Hem atasından hem ağasından oldu. Hem de kocasından. Sevdasının bedelini ağır ödedi garibim. Sen de babamı sevdin miydi ana? O yeni gelenler bizim düşmanımız mı sahiden? Düşmanımız tabii. At arabasında ölen herif vardı ya. Onun abisi Necip dayımızı öldürdüydü. Onu da Rasim dayım mı vurdurdu? He. Abisini vuramadılar, onu vurdular. Halam. Kuzum. Babamla abimin adı yüzünden size de hasret kaldım yavrum. Herkes birbirini öldürürse kimse yaşamaz ki zaten. Sen ne anlarsın lan düdük? Kafa yok ki sende. Sen çok mu sevdin şey... Mustafa'yı mı? He, onu. Çok da laf mı kızım? Allah günah yazmasın ama... Allah bir, peygamber iki, Mustafa üç. Onun babası yok bir kere. Ne yani? Ne bu? Ne diyorsun lan sen? Gel gel, gel de gününü göstereyim sana. Gel. Ah! Hükümetin önünden geçtim. Kanıyor mu? Kanıyor. Durmadı, baksana. Bakayım. Korkarım ki bu köyün de dirliği bozulur. Birileri Mustafa'nın ailesine musallat olursa sonucu çok kötü olur. Rasim senin kaynın ama bu dava seni doğrudan ilgilendirmiyor. Yanlış mı Azam Bey? Şu geri gelen nasıl? İyi çalışıyor, bir zararı yok. İyi, iyi. Ona bir yemeğe fazla ver. Zeliha. Zeliha. Ne? Dinin hakkı için öyle mi? Senin dinin hangi din söylesene bana. Hangi dinde yeri var senin bu yaptıklarının ha? Çekil önümden. Çekilmezsem ne olur? Öldürür müsün? Yürüsene lan korkak. En önce gitsene hadi. Ablan olsa en uca giderdi. Yuh lan sana. Kız gibi lan bu. Kız Mehmet. Kız Mehmet. Kız Mehmet. Kız Mehmet. Kız Mehmet. Kız Mehmet. Korkak. 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 Kız Mehmet. Kız Mehmet. Korkak. 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 Hadi lan az kaldı. Hadi. Hadi lan az kaldı hadi. Yapma Mehmet, düşersin. Dinleme sen onları. Boğulursun sonra. Dinleme Mehmet onları. Sen karışma lan. Mihriban! Ali! Mihriban! Hı? Ali! Koş Ali. Mihriban! Ali! Orası çok
acil. Mihriban! Ali! Mihriban! Ali! Mihriban! Mehmet! 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 Kardeşim Mehmet! Baba koş Mehmet, boğuluyor! Mehmet! Mehmet, yavrum, Mehmet, oğlum, kendine gel. Mehmet, oğlum, Mehmet, Mehmet oğlum. Baba. Baba. Yürü. Bacım bacım yok benim. Yeğenim de yok. Mihriban'ın o eve girdiğini duyarsam, o oğlanla görüştüğünü görürsem, o kızın da senin de bacaklarınızı kırarım. Ne yapayım, köylük yerde çocukları eve mi hapsedeyim? Hapset, döv, gebert, ne yapıyorsan ya. Bu kız oğlanla görüşürse hesabını sen verirsin ona göre. Daha bacak kadar çocuk onlar, ne olacak ki? Ne çocuğu? Kazık kadar kız oldu. Sen hala farkında değilsin. Bacın gibi sever de kaçar diye mi korkuyorsun? Elin kırılsın değil mi? Bir daha bacı laf edersen parça parça ederim, seni gebertirim, anladın mı? Atça Baca nerede? Gelmedi bugün. Allah Allah. Hasta mı acaba? Yok. Hasta değil. Gelmeyecekmiş artık. Ana. Niye ki ne? Bilmem. Sabah bize geldi. Ben artık gitmeyeceğim. Sorarlarsa söylersin dedi. Ulan bunlara da iyilik yaramıyor ya. Demek bugün gelmedi. Niye? Bir sebep söylememiş mi? Söylememiş beyim. Kötü bir şey de yapmadık vallahi.
Herkesten fazla para verdik. Memnun etmeye çalıştım. Peki. Ben Hoca Emmi'yle konuşur öğrenirim. Biz zaten Hoca Emmi'nin hatırına gözetti Katça'yı. Madem kendi istemiyor, vebali bizden kalktı. Oh! Meryem abla. Sana hürmetimizi gösterdik Hoca Emmi. Hatırını yere koymadık. Hatice'yi baş üstünde taşıdık. Ama kendisi istemiyorsa bizim yapacak bir şeyimiz yok. Bilesin ki ortada bir hatırsızlık varsa o da bizden değildir. Onu demeye geldim. Sağ ol Azam Bey. Ben senden razıyım. Sen sözünde durdun. Bizim sözümüz söz Hoca Emmi. Gelsin, gene başımız üstünde yeri var. Gariptir, duldur, yetimi vardır. Hatta... Evet. Hatta... Şayet isterse evine direk, yüzüne duvak, yetimine göz kulak oluruz. Vallahi sokaklardan geçip kendimi buraya nasıl attım bilemedim. Kemal'e rastlayacağım diye ödüm koptu. Mihriban'la Ali yüzünden tokat yedim. Bir de sana geldiğimi görürse öldürür beni. Ama nasıl böyle bir şey yapabilir abla? Hiç mi akıl mantık yok bu adamda? Mihriban'la Ali daha bacak kadar çocuk. Beraber oynadılar diye kıyameti koparmanın ne manası var? Köyde kızı oğlanı bütün çocuklar beraber oynuyor. Kuzum sen abini bilmiyor musun? İnadı tuttun mu delirir. Hacca babamı kahrından öldürdü. Bacım bacım yok benim diye hep aynı türküyü çığırır durur. Hükümetten beter valla. Hükümetin günahını alma abla. Hiç olmazsa onun kimseye bir zararı dokunmuyor. Şimdi maksat hasıl oldu. Zannım odur ki Hacca bacı da anlamıştır. O yüzden gelmek istemedi. O halde biz gidelim ona. Ne dersin Hoca Emmi? Benim diyeceğim önemli değil Azam Bey. Sen zaten evli bir adamsın. Adam olana da bir tane hatun yeter. Üstelik Zilha bu niyetinin kokusunu alırsa seni de o garip Hacca'yı da parçalar. Sen onu düşünme. Allah'ın bildiğini senden mi saklayacağım Hoca Emmi? Hakikat dersin. Adam olana bir hatun yeter. Ama bilmediğin şeyler var. Zilha Eşber'i doğurduktan sonra hastalandı. Kadınlığı o zaman bitti onun. Öyle mi? Vah vah. Öyle. Kısmet işte. Şimdi elini vicdanına koyup bir de beni düşün Hoca Emmi. Bir Eşber var. Başka çocuğum yok. Eşber'i de biliyorum. Tıpkı anası gibi. Birkaç tahtası noksan. Ali'm olmasaydı Mustafa'dan sonra yaşar mıydım sanıyorsun Meryem abla? Ben de Ali için söylüyorum ya. Vallahi sen ne dersin bilmem ama ben ne zamandır düşünüyorum. Eğer kabul ederse Hatça'yı helalim olarak alırım. İsterse belediye nikahını da Zilha'dan alır ona kıyarım. Zilha'yı düşünmesen. İki zırlar ondan sonra oturur aşağı. Yeter ki sen bana bir iyilik yap. Bu niyazımı Hatça'ya ilet. Bak Azam Bey, Hatça'yı tanırım. Kulağına ezanı ben okudum. Adını ben koydum. Elif Bey demesini benden öğrendi. Kaçtığı delikanlıyla da nikahını ben kıydım. O delikanlıyı bir başka sever Hatça.
Eminim hala da sever. Teklifini kabul edeceğini hiç zannetmem. Hem sonra Hatice senin Zilya hiç benzemez. Azam Bey, adına layık bir kadındır o. Ama zor kadındır. Zoru severim hocam. İyi de zor seni sever mi? Mesele orada. Ben bir daha gelmeyeceğim Ali. Niye? Babam kızıyor. Senden konuşmamı istemiyor. Ne olurmuş ki konuşursan? Bilmem. İstemiyor işte. Sen de istemiyor mu? İstiyorum ama babam duyarsa hem beni döver hem de anamı. Geçen gün bu yüzden dayak attı anama. Benim yüzümden bir daha dayak yemesini istemiyor. Hocamsın, babamsın benim. Öldü ölürüm hoca emmi. Babamla abim bana düşman oldu da sen kol kanat gerdin. Babalık ettin. Ama bu mesele başka. İki cihan bir araya gelse, Mustafa'mdan başka kimsenin eli değmez elime. Azam Bey hiç ümitlenmesin. Allah yazdıysa bozsun. Ben yüreğimi Mustafa'nın yanına gömdüm. Buna kavuşacağım günü beklerim. Aynı böyle hoca emmi. Tamam kızım, tamam yavrum. Böyle diyeceğini zaten ben Azam Bey'e söylemiştim. Maksat bir de senin ağzından duymaktı. Bütün mesele bu. Ali nerede? Bilmem. Ya hükümetin yanındadır. Ya da dayı kızının yanındadır değil mi? Başka nerede olur? Allah ikisinin de sonunu hayır etsin hoca emmi. Mihriban iyi kız. Anamı çekmiş. Garip anamı. Sadece adını değil huyunu da almış anamı. İşte. Bizim adımız Mihribanlı Ali. Dokununca kalbe sevda adlı melek. Kaçabilmek ne mümkün, ne mümkün sevmemek. Ya işte böyle Mihrali. Mihrali. Kolay gelsin. Hoş geldin Süleyman. Otur geliyorum ben.
Ne haber? İyilik. Hani Mihriban'la buluşacaktın? Haber uçuramadım ki. Ben kavun bırakma bahanesiyle uğrayayım istersen. Hazır Kemal emmi de yok. Nereden biliyorsun olmadığını? Yolda karşılaştık. Kahvelerin o tarafa gidiyordu. Uğrayayım mı? Bir kardeşlik edeyim sana. Yok. Bugün çok iş var elimde. Ben yarın görürüm Mihriban'ı. Ne oldu Mihriban? Pek bir dertli görünüyorsun bugün. Canım sıkılıyor. Bugün Mihrali'yi görmedin, ondan sıkılıyordur. Yok ya, ondan değil. Bir sıkıntı var içimde. Kötü bir rüya mı gördün? Gördüm ama hatırlamıyorum ki. Bir köpek havlayıp duruyordu, tek hatırladığım bu. Hükümetin köpeğidir. Yok, bu Eşber'e benziyordu. Allah canını almasın, değil mi? Yeşil gözlü köpek mi olur? Olur tabii. Eşber köpek suretine girerse gözleri de yeşil olur. Yerim ben o gözleri. Kız sen de amma manyaksın ha. O manyağın nesine düşkünsün Allah aşkına? Kız öyle deme. Herif manyak ama gözleri aklıma alıyor ana. Baktıkça bakasım geliyor. He, aynı dayısı çıngırak rasim gibi. Çiyan gözlü. Kurban olayım mı? Sen oluyorsun ya, bir tane kurban yeter. Olur mu Allah? Allah Allah. Hep deli, hüp deli, 32-40 deli. İşleri güçleri yok. Akılları bir karış havada aspaların. Bir daha böyle bir fırsat geçmez elimize. Ben her şeyi ayarladım enişte. Sen merak etme. Gölet inşaatını almak iyi de... ben daha önce hiç böyle bir iş yapmadım. Böyle bu işi yapmak için dev gibi makineler, kamyonlar, kepçeler lazım. Değil mi? Büyük iş bu. Kolay biz de büyük değil. Olmayacağız. Baraj ihalesini senin bu ürkekliğin yüzünden kaçırdık. Bari gölet işini yakalayalım. Sen belediye başkanı olursan bütün kapılar açılır. Etraftaki arazileri ucuzken şimdiden kapatmak lazım. Barajla gölet bittikten sonra çok değerlenecek bu araziler. Gördün mü bak, Eşber işi biliyor. Aynen öyle yapacağız. Barajla göletin çevresindeki arazilere villalar yapıp satacağız. Kim gelir bu dağ başına? Herkes gelir baba. Kaplıca var ya. Doğru. Kaplıca turizmi gelişiyor enişte. Ben bu işe çok kafa yordum. Bak, Manyas, Gönen ne kadar gelişti. Niye? Kaplıcalar sayesinde. Biz de bu imkanı niye kullanmayalım ki? Ne konuşuyorlar? İş. Rasim Bey işi büyütelim diyor. Gölet inşaatı mı yapacaklarmış ne onu konuşuyorlar işte. Bizimkinin aklı işte değil ki oynaşta. Hacca karısını düşünmekten iş düşünmeye fırsat mı kalıyor? O mesele bitmedi mi? Biter mi? Herif kafayı takmış bir kere. Bir ek gelirse oydum seni. Yok ya, anan güzel mi senin? Anam güzel olmasa babam alır mıydı oğlum? Bilek bu, hem de çelik bilek. Baban geliyor Mehmet. Hadi ya. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Evde anan seni bekliyor. Sen burada laklak ediyorsun. Arkadaşla... Hadi aylaklığı bırak da eve git. Anan evde pirinç bekliyor. Fırına da uğra, iki tane ekmek al götür eve. Olur. Hadi bak. Köyümüzü çok seveceksin Sedef kızım. Buralar çok güzel yerlerdir. Bak Hüseyin Hoca bu köye geldi, gitmek istemedi kaldı. Emekli olduğu halde kovsan da gitmez. Siz de öyle değil misiniz Hoca emmi? Siz de Hoca Hanım gibi İstanbul'dan gelmediniz mi? Öyle ya, 40 sene oldu dilek olay. Ilıca köyünün havası da, suyu da, insanı da çok iyi. Artık sen de Ilıcalı olursun canım. Hadi buyurun. Tamam. Aday olalım bakalım. Belediyenin başına geçersen kaplıcanın işletmesi de bize geçer. Kapasite genişletmek için ihale açarsın. Ben devreye girerim. Çok iyi planlarım var bu meseleyle ilgili. Hatta kaplıca otelinin başına da yeğenimi getireceğim. Bunu bile planladım. Şu hacca karısı sıpasını alıp bu köye geldikten sonra ne dirlik kaldı ne düzen. Rasim'den çekinmese gidip kapısına dayanacaktı, akılsız herif. Ama kadın istememiş ki. Aman git. Dişi köpek kuyruk sallamasa erkeği yanaşır mı? Ben ta o zamandan kıyameti koparmasaydım hacca üstüme çoktan kuma gelmişti. Laf Rasim'in kulağına gitti de bizimki vazgeçti. Korku belası. Sen belediye başkanlığını al, gerisi kolay. Bağımsız kazanırsın, hiç korkma. Sonra iktidara hangi parti gelirse oraya geçersin. Kredi muslukları da açılır. Hadi bakalım. Göreceğiz. Göreceğim bak.
Belediye başkanı olsun, gene Hatice'nin peşine düşecek. Kendini güçlü hissederse Rasim'den de korkusu kalmaz. İyi de kadının kazık kadar oğlu var. Hatice razı olsa bile Mihrali razı olur mu anasının kuma gitmesine? Bir çare bulur o domuz. Yıllardır kanımı kuruttu, kanımı kuruttu. Pirinç de aldın mı Mehmet? Söylenseydi alırdık. Bu ne ya? 40 kere bakkala git gel. Her biri bir hava, tencere tava. Mehmet, ne oldu lan? Bu ne surat böyle? Kahvede babama yakalandım. Sigara içiyordun, değil mi? Sana ne, sen içmiyor musun? Bak, ister misin? Şşt, Emine, annem var ya. Mehmet, sen sigaraya mı başladın? Sana mı hesap vereceğim? Sen kendine bak. Ne oldu buna ya? Sen bir şey mi dedin? Ne olacak? Kahvede Kemal amcaya yakalanmış. Durum vahim yani. Hem de nasıl? Sizin gibi tecrübeli bir öğretmen için bu köy biçilmiş kaftan Sedef Hanım. O çok yakındığınız büyük şehir yorgunluğunu burada atarsınız. Umarım efendim. Gördüğüm kadarıyla bu köyün büyük bir potansiyeli var. Mesela şu kaplıca, bulunmaz nimet. Değerlendirilirse bu köyü kesinlikle kalkındırır. Olacak inşallah. Bak kızım. Bugün köy burası ama yakında belde olacak. Eli kulağında. O zaman inşallah hep beraber el ele vereceğiz. Gereken neyse yapacağız. Hatta seni de yeniden evlendireceğiz. Aman aman, ben almayayım, sağ olun hocam. Ne demiş eskiler? Dokununca yüreğe sevda adlı melek, kaçabilmek ne mümkün, ne mümkün sevmemek. Sağ ol. Hükümetin önünden geçtim. Oo, seninki geliyor. Önünden geçtim. Hükümet! Gel hükümet, gel, gel, gel. Hükümetin önünden geçtim, hükümetin önünden geçtim. Gel bakalım, otur geçtim. Şöyle. Al bakalım. Senin kısmetinmiş, son çaya yetiştim. Mirali, ne yapıyorsun lan? İyiyim, çalışıyorum. Zülüman, ne yapıyorsun lan? İyiyim hükümet, sen ne yapıyorsun? Memleketi idare vaziyeti nasıl, iyi mi? İyi, iyi. Anlat bakalım hükümet. Hükümetin önünden geçtim. Geçtin de ne oldu? Hangi hükümet bu? Buradaki mi? Buradaki hükümet. Ankara'da da var ama. Ankara'da da var. Oo, ona bakarsan hükümet her yer. Hem burada hem Ankara'da. Bu hükümetin ne olduğunu bir bilen olsa millet bayram edecek. Hükümet, kim bu hükümet ya? Hükümet sensin. Mihrali de hükümetim diyor. Hükümet o. Herkes hükümet oğlum. Değil mi hükümet? Herkes hükümet, hükümet herkes. Hükümetin önünden geçtim, hükümetin önünden çayını geçtim. Ah, hoş geldin. Mehmet nerede? İçeride yatıyor. Çağır şunu gelsin. Bugün kahvede sigara içip tavla oynuyordu. Ters bir şey söyleme. Anam doğru söylüyor baba. Okulu kazanamayınca bir tuhaf oldu Mehmet. Üstüne varma, biraz kendine gelsin. Olur. Sigara içsin, tavla oynasın. Allah bilir, içki de içiyordur bu velet. Daha neler. Baştan sıkı tutmazsan o da olur, merak etme. Git çağır da gelsin hadi. Baba. Ulan siz bana karşı ittifak mı kurdunuz? Çağır şunu. Azarlamayacağım, merak etme. Kemal, bak bu çocukların en deli zamanları. Biraz anlayışlı ol. Ya ne yapıyorum ben Allah Allah? Mehmet'in de Mihriban'ın da üzerine pek varma, ne olur. Onlar da laf dinlemeyi öğrensinler artık. Mihriban çıktı mı bugün dışarı? Çıkmadı, Emine geldi, onunla oturdular. Geldim baba. Baba oğul konuşalım biraz. Gel şöyle, geç karşıma. Karşılıklı konuşalım. Bak oğlum. Okulu kazanamadın diye kafan bozuk, biliyorum. Ama sen de kendini çok dağıttın. Ne yaptım ki? Ne o sigara migara öyle? Yakışıyor mu sana? Ekecikli Kemal'in oğlu aylaklık ediyor deseler hoşuna mı gidecek ha? Okulu kazanamadıysan kıyamet kopmadı ya. Çalışırsın, gayret edersin, seneye kazanırsın. Ne olacak? Bir daha seni sigara içerken görmeyeyim. Tamam mı?
Tamam mı dedim? Tamam baba. Bir daha içmem. Söz mü? Söz. Sana güveniyorum. Aslan oğlum benim. Anadolu sesinden kuru yemiş cumhuriyetini isteriz. Gelmezse kalkmayız. Balıkesir'den kuru yemiş cumhuriyetini isteriz. Gelmezse kalkmayız. Balıkesir'den kuru yemiş cumhuriyetini isteriz. Gelmezse kalkmayız. Hadi Nurettin'e gel. Helal olsun Nurettin'e gel. Kız nasıl bakıyor? Ali'ye baksana, gözünü buradan hiç ayırmıyor. Hele bir ayırsın, gözlerini oyarım onu. Sana bakmıyor ki akıllım, bana bakıyor. Hoş, neyine bakacak senin, karga burnuna mı? Burnuma kurban olan hep sen. Hiç uğraşma Fatih, o Mihriban'ın Ali'si. Sana kaptırmaz. Kapıyı mı gör? Parçalarım valla. Kimi, beni mi? Seni de Mihri Ali'yi de. Benden haberi olsa bari. Eşraftan aldanma Eşmer'i isteriz. Gelmezse kalkmayız. Hoş geldin. Eşraftan aldanma Eşmer'i isteriz. Hoş geldin. Gelmezse kalkmayız. Buyur buyur. Eşraftan aldanma Eşmer'i isteriz. Gelmezse kalkmayız. Allah mesut etsin. Hoş geldiniz. Buyurun, hoş bulduk. Eşraftan alzamın eşberi isteriz. Gelmezse kalkmayız. Eşber, seni istiyorlar. Hadi bakalım yeğenim. Göster kendini. Bizim gençlere bir koç bağışlarsın abi. Elbette. İki koç olsun Eşber. Biri benden. İnşallah darısı başınıza. Eşber'in de düğününü, mürvetini görürsünüz inşallah. Kızların hepsi meydanda. Alsın birini işte. Meydanda mı? Bunların hepsi bir araya gelse Eşber'in tırnağı etmez. Ya boş ver Mihri Ali be. Eşber ne kadar yırtınırsa yırtınsın, Mihriban'ı alamaz elinden. Bilmiyor musun bunu sen? Eşber umrumda bile değil Süleyman. Benim derdim dayısıyla. Kim? Rasim Bey'le mi? Hı, beymiş. O çıngırağı her gördüğümde gidip gırtlağına yapışmak geliyor içimden. İstesen de yapamazsın kardeş. Yanında adam kaynıyor. Sinek bile uçurmuyorlar etrafında, bilmiyor musun? Evi de kale gibi zaten. Çınrak Rasim'e senin benim gibilerin gücü yetmez. Bunun öyle güçlü alakası yok Süleyman. Bunun yürekli alakası var. Yüreğin varsa güçlüsün. Yüreğin varsa Rasim çelikten kale yaptırıp içine girse bile... Parçalar çıngırağı yuvasından çıkartırsın. Böyle bir delilik yapmayı düşünmüyorsun değil mi? 10 yıldır. 10 yıldır düşünüyorum Süleyman. Kanlar içinde yatan babam bir türlü gitmiyor gözümün önünden.
Geceleri yastığa kafamı koyduğumda anamın Mustafa'm, Mustafa'm diye haykırışları yankılanıyor kulaklarımda. Gözlerimi yumduğumda bizi takip eden atlıların soluklarını duyuyorum. 10 yıldır. 10 yıldır düşünüyorum Süleyman. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Benim elimi kolumu bağlayan çıngırağın gücü değil. Benim elimi kolumu bağlayan hocam. Bir de anam. İt ürür, kervan yürür. Hadi lan, ben istersem it ürür, istemezsem ürümez. Ürmesin o zaman. Hadi kalk git. Sık kafasına iki tane olsun bitsin. Öyle yapacağım zaten. Ne? Dalga mı geçiyor? Yoksa ciddi misin Emre? Dalga geçtiğimi nerede gördün? Yapacağım. Sen de geleceksin ben. Birlikte yapacağız. Ne oldu Emre oğlu? İstersen bir de altını et ha. Ya saçmalama. Biber çok acıymış. Acıdır. Bizim biberimiz de acıdır. Lafımız da acıdır. Yakar adamı. Mihir Ali yemek yemeyecek misin? Yemeyeceğim. Karnını öfkeyle mi doyurdun? Hocaemmi gibi konuşma Süleyman. Üzüm üzüme baka baka kararırmış. Ben ağzımı açıyorum, hocaemmi konuşuyor. İn aşağıya in. Orada peştemal bağlanmaz, düşersin müşersin bir tarafın kırılır. Bitireceğiz bu işi emmi oğlu. Daha fazla beklemeye tahammülüm yok benim. Herifin adı köyde Mihriban'ın Ali'den Mihrali'ye çıktı. Kızın da gönlü varsa niye çıkmasın ki? Gönlü mönlü yok. O zıpırını fürmesin. Hem olsa da fark etmez. Mihriban'ı o yabanın piçine kaptıracağımı mı sandıydın emmi oğlu? Kimseye yar etmem onu. Öldürürüm gene de yar etmem. 2 gündür gözlüyorum iti. Süleyman da hükümeti alıp Sayabağ tepesine çıkıyor. Köyün mektebi için ağaç kesiyorlar. Yarın değil öbür gün Sayabağ'dan inerlerken biz basacağız. Tamam mı? Sadece ikimiz mi? Yok. Seyfullah da olacak. Yarın Seyfullah'la da konuşacağım. 3 koldan çapraz alırsak işi bitiririz. Süleyman'la hükümet ne olacak? Bizim hedefimiz Mihrali. Ötekilere bir şey olmaz. Ne? Ne? Ne var? Ne gülüyorsun lan? Bak sen bile Mihrali dedin emmi oğlu. Farkına varmadan Mihrali dedin. Sen bile böyle dediğine göre bu iş bitmiş emmi oğlu. Gel vazgeç bu sevdadan. Kes ulan! Emmi oğlu kendine gel ya budur. Bir daha benimle dalga geçersen... İmmim oğlu demem. Kafanı dağıtırım senin, tamam mı? Hükümetin önünden geçtim, 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 hükümetin önünden geçtim. Kolay gelsin Mihrali. Oo, hoş geldin muhterem mi? Hoş bulduk. Ulan hükümet, ormancılara iş bırakmadın. Bütün kuru ağaçları indirdin aşağı. Yaşaca balta vuran el olmaz muhterem mi? He? Ankara'dakiler hükümet kadar çalışsa millet abad olurdu be. Öyle deme muhterem mi? Bizimkine laf yok. En büyük hükümet bizim hükümet. Hükümetin önünden geçtim. Sus kız. Ne bağırıyorsun manyak? Ödüm yarıldı ama ne yapayım? Ne haber? Yapma. Şşş!
Kes lan. Ne yapıp ne yapacağımı sana mı soracağım? Abin nerede? Damda. İnekleri besliyor. İyi. Sen geceyi bekle. Bu gece olmaz. Niyeymiş o? Abim işkilleniyor zaten. Ben ona bir iş çıkartırım. Korkma sen. Şey, hem başım da ağrıyor. Amma uzattın lan. Hadi işine bak. Manyak. Fethullah. Buyur beyim, buradayım. Bu gece bağ evine git. Av tüfeklerini de al. Sabah Tahsin'le beraber geleceğiz. Senden işimiz var. Domuz avına mı çıkacağız? Domuz avına çıkacağız. Yabanın domuzunu devireceğiz. Bugün de. Tüysüz olan da yumurtlamış mı? He ya. Hadi sağlıcakla kal. Güle güle oğlum, rast gelsin. Yiyin kuzuları, yiyin. Yeter hükümet, kafamızı şişirdin. Geçtim, vallahi doğru söyledin. Önünden, bir biz geçtim, geçemedik çünkü. Hükümetin önünden, geçtim hükümetin önünden. Hükümetin önünden geçtim. Demir Ali, bir düğün de sana yapsak. Ne oynardım ama ben. Düğünü beraber yapacağız kardeş. Oyun bozanlık yok. Nerede? Benim mihribanım yok ki. Buluruz sana da bir mihriban. Sana kızmıyor. Bak Emine fena değil mesela. Emine iyi de o Eşber'e yanık be. Bırak şimdi Eşber'in adını anıp da keyfinizi kaçırma.